Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dream paketli arabanın adını unuttum. Pro ST ile birlikteyiz. PSA kardeşlerin Toyota grubundaki temsilcisinin baz donanımı bu araç. Şöyle anahtarını göstereyim önce. Diğer PSA kardeşlerden tanıdığımız bir anahtar. Sustalı bir anahtarı var. Yedek anahtarı da şöyle düz anahtar. Önce isterseniz aracın donanım, fiyat ve motor bilgilerinden başlayalım. Pro ST Dream paket 130 beygir dizel otomatik bir araç. 100 beygir manuel değil. 555 bin liralık bir liste fiyatı var 1 Ağustos itibariyle. Renk hakkındaki düşüncemi söyleyeyim. Ben bu rengi seviyorum. Evet. Bu arabaya da yakışmış, güzel durmuş. Ön tasarımına başlayacak olursak burada halojen farlarımız var. Şuna basınca farlar yanıyorlar. Gördüğünüz gibi halojen farlarımız var. Ortada piyano bilekli bir panjurumuz. Piyano bilek bu arabada güzel durmuş. Aynen. Ben çok piyano bilek aşırısını sevmiyorum. Bunda güzel olmuş. Aşağıda sis farlarımız var. Yani boş pakete göre donanım olarak ticari segmentinde iyi bir seviyede boşlara göre. Yanda 16 inçlik kapak jantlarımız var. İşte bu bir eksi olabilir. Kapak jant hafif güzel evet ama ben yani tasarımı güzel, hoş duruyor. Yana geldiğimizde piyano bilek aynalar standart. Buna bir de cam filmi yapsan piyano bilek aynayla evet, çok güzel olur. Bir de yukarıya siyah bir tavan çıtası güzel bir görüntü sağlanır. Ticaretler boş duruyor. Kel adam duruyor. Kel gibi duruyor. Burada kromlu bu kapı yan çıtaları hareket katmış, dolu göstermiş arabayı. Şu dışarıdan bakınca jant kapakları hariç boş paket gibi durmuyor. Otomatik camlar falan da var zaten, onlar da güzel. Bunu gizleyebilirlermiş. Bizimkide de gizliydi mesela. Aynen. Bu da gizlenebilirdi. 1.1.5 Corolla çalıştı, sesten tanıdım hemen. Burası Berlingo ile aynı, yani şeyle değil. Berlingo ile aynı, drifter falan farklı bundan. Bunda yani arka tasarımı da güzel bunun, yani Toyota yazısı düz olsun. Düz, çok güzel. Hareket katı. Hareketsiz, sade, tam ticariye uygun bir proporsiyonu var arabanın. Arkada park sensörleri var. O da hoş duruyor, evet. Onun haricinde... Plaka boyutunda da... Evet, evet. Bagaj kapağını açalım. Yine ticarilerden alıştığımız gibi geniş ve büyük bir bagaj. Bu ses. Bir haftadır bundan uzaktım. Şöyle bagajın, yani yükleme ağzı hakkında konuşmamıza gerek yok zaten. Bagajda bir havuzumuz var. Pro ST yazılı. Bagaj pandizotunu seviyorum bunları. Şimdi bak burası bir kademe. İki. Üç kademeli şöyle kaldırabiliyorsunuz. Bu böyle güzel oluyor. Yük yüklerken falan hemen topla kaldır. Ve bir alt kademeye de alabiliyorsunuz. Bu da iyi. Ben çok fazla zaten ticari videosu çekmiştim ama bu boş paketi görünce kaçırmak istemedim. Boş paketli bir arabada çekelim. Şimdi şunun mevzusu çok karışık. Yani bunun hakkında herkes bir şey söylüyor. Bu ara separatör sökülebiliyor, evet. Muharreden geçip geçmediği hakkında net bir bilgim benim yok. Çünkü benim hiç ara separatörlü bir ticarim olmadı. Bizim kedi bunda bulu yoktu kedide. Muharreden geçiyordu ama bunlar da geldiği için belki geçmiyor olabilir. Kullanıcılarının deneyimini aşağıda yorumlara bekliyorum. PSA grubu ticarileri bu olmadan muayeneden geçebiliyor mu? Çünkü bu varken arka koltuklar çok dik kalıyor. Bu çıkınca arka koltuk biraz daha yatıyor. Ve aynadan görüşü, ve aynadan görüşü bayağı etkiliyor. Hani bu yokken muayeneden geçip geçmediğini kullanıcılar yoruma yazarsa sevinirim. Bunun haricinde bagajda şurada bir ışığımız var. Şunu katlayalım. Rahat bakalım. Burada bir uyuğumuz var. Bunun haricinde bagajda herhangi bir 12 volt soketi vesairesi yok. Şöyle bagaj halısı da burada. Şuradan da stepneyi aşağı düşürüyorsunuz. Bagaja bir kayış koymuşlar. Bu da güzel. Ama kedide de vardı da. Bizim kedi. Bagaj sessiz kapanıyor ama tek hafif. Tekte kapanıyor. Evet. Şimdi iç mekana geçelim ufaktan. Burada söyleyeceğim, şu kapı üst çıtayla birlikte açıldığı için birazcık kapı büyük. Arkadan başlayalım. Hadi farklılık yapalım. Kapıyı kaydırdık. Koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyor. O koltuğu bir yatır. Tek tuşla hemen yatıyor. Yukarıda bak, yukarıda. Elinin altındaki şeye bas. Ve koltuk direkt yatacak. Kafalı indirseydin iyiydi. Kafalı indir. Koltuk direkt yatıyor. Bu güzel. Kedideki gibi böyle bir buraya bir buraya bir de sökeyim, böyle bir şey yok. İşte bu separatör olduğu için koltuklar tam gitmesi gerektiği kadar geri gitmiyor. Biraz dik kalıyorlar. Konfor düşük oluyor. Burak, o separatörden dolayı öyle oluyor. Şimdi içeri doğru geçelim ufaktan. Isofix bağlantıları 3 koltukta da var. Bir de dolu pakette, Passion Expect'te ön koltukta da oluyor. İçeri doğru geçtim ufaktan. İçeride tabii dediğim gibi dik bir pozisyon var. Şu separatör olduğu için bu olması biraz daha geri gidiyor. O da güzel oluyor. Diz mesafesi anlamında geniş, 4-5 parmak bir diz mesafesi var. C segmenti standartlarında. Başka konuşmamıza gerek bile yok zaten. Baş mesafesi dağlar kadar.
Ortada bir şaft tüneli yok. Burayı üçüncü yolcu oturur. Üç ayrı koltuk gibi çünkü. Şöyle. Evet. Buradaki kol dayamada dolu paketlerde elektrikler falan olduğu için komple ünite olarak oluyor burası. Bunda öyle değil, sadece el freni kavga ederken çekmelik gibi olduğu için. Ama ya bu da şimdi bir his katıyor, biliyor musun? Şimdi bizim arabada el freni yok ya, eksik bir şey varmış gibi hissediyorum inerken. Kedi de böyle jort. Kedi de jort diye çekiyorduk. Bu kol dayama sadece sürücü de var. Onun haricinde arkadan genel bakışı böyle, bu donanımda ekran standart olmuş bu arada. Yani şeyde standart ekran yoktu. Şu üst raf var. Ticarilerde bu kullanışlı oluyor. Şimdi bizim arabada olmayınca biz eksiklerini hissetmeye başladık. İçe öne doğru geçelim istersen. Bu arada bu kapılar da kolay açılıp kapanıyor. Yani bizim kedi mesela çok ağır geliyordu. İçeri geldik. Anahtarı direkt yerine takayım, kalsın orada. Burada yani zaten bizim Passion Expect videomuz vardı. Tanıdığımız oradan ekranlarımız var. Orta ekran standart olmuş. Bu da güzel. Plastik bir direksiyon var. Bu deri olsaydı güzel olabilirdi ama zaten ticari segmentinde pek görmediğimiz bir şey boş paketlerde. Otomatik olduğu için kulaklıklar var. Bu da güzel. Citroen'le benzer burası. Burada bir gözümüz var. Kullanışlı. Gayet güzel. Burada yine bir oyuk var. Burası da göz. Bu da tam güzel. Diyecektim, orası açılıyor gibi. Bayağı derin, bayağı derin hem de. Dosya falan koymak aynen için büyük. Torpidoya bak. Torpidoya. Evet. Genişliği gayet başarılı. Oyuklar falan. Göz anlamında bayağı iyi. Burada bozuk para gözü gibi bir göz var. Elektrikli el freni olan modellerde burada elektrikli el frenin tuşu oluyor. Burada normal el freni var. Otomatik vites 8 ileri tork konvertörlü EAT8 şanzıman var ve manuel moduna buradan alıyorsun. Burada da bir oyuğumuz var. Güzel, telefon cüzdan her şeyi alır. Bayağı da derin. İki telefon bile alır yani. Her yer göz. Burada da bir oyuk var. Burada 12 volt soket var. Buraya kablonu tak, telefonu getir buraya at. İki bardaklık var. Biraz aşağıda bir bardaklık. Onun için şurayı kullanmak daha mantıklı bardaklık olarak. Aradan böyle geçiş yapabilirsin. Aradan böyle geçiş yapabilirsin, evet. Klimamız manuel. Tek yönlü. Burada derecesini kendine göre ayarlıyorsun. Burada fan kademesini vesaire vesaire. Dörtlü butonumuz burada yer alıyor. Ekranımız var. Şöyle bir kontak açalım. Burada Fransızca yazdığını düşündüğüm bir Fransızca. Şeyle bu ekran arasında, kontroller arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu ekran Citroen'den tanıdığımız bir ekran. Burada Toyota'nın ekranı var. İlk gelen Pro ST'lerde bu ekran biraz sıkıntılıydı. Çökme falan yapıyordu. Sonra onu yazılım güncellemesiyle düzenlediler. Saat tarih var. Hah, langue buldum. Fransızca öğrendim arkadaşlar. Türkçe'ye alalım ya. Şunu. Amme hizmeti olsun, faydamız olsun. Lisan seçimi. Buradan multimedya ayarlarını yapabiliyorsunuz. Araba şu an daha koruma modunda. PDI yapılmamış, ondan böyle. Buradan işte araç ayarlarını yapabiliyorsunuz. Navigasyon yok bunda. Apple CarPlay'i bağlarsanız ya da Android Auto, o zaman navigasyon da geliyor. Buradan ayarlarınızı falan yapabiliyorsunuz. CarPlay, MirrorLink, Android Auto'su var zaten. Bu da güzel. Bu ekranın yani yerleşimi güzel, arayüzü de güzel. Ben beğeniyorum bu ekranı. Şöyle sesini de açıp kapatabiliyorsunuz. Başka söyleyeceğimiz şu yukarıdaki gözler. Ayna var mı orada? Ayna yok, bas paket olduğu için. Ama onun haricinde bir şey yok. Anahtarı kontaktan çıkarınız dedi. Geri takalım. Aydınlatma grubu da yine sarı renkle. Burada aydınlatmalarımız da var. Emniyet kenarı, ikazları, airbag ışığı vesaire. Bluetooth'un mikrofonu burada. Işık tık tık açılıyor. Aynen. Yukarıdaki gözde şöyle göstereyim. O da yine bir şeyi gösteriyordur orada da. Bilmiyorum. Fullerde burada cam tavan olduğu için burada onun tuşu oluyor, perdesinin tuşu. Burada o yok. Kol dayama rahat. Direksiyona tam elinize göre oturuyor. Koltuk rahat. Koltuğu beğendim. Isabetleme olması güzel bazı donanımda. Kullanışlı donanımlar var. Karartmalı bir dikiz aynamız yok. Bir de fullde şurada yeri var görüyorsunuz. Küçük bir ayna oluyor arkayı izleyebildiğiniz koltuklara. Burada o da yok. Böyleydi yani bu videoda. Bu arabada anlatacaklarım da bu kadar. Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Ticari segmentinde ben başarılı bir otomobil olarak görüyorum. Pro City, işte Rifter, PSA grubu ticarilerini. Bu da fiyat olarak mantıklı kalıyor onların yanında. Böyleydi. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.